Görünmezliğin formülü olan metamateryaller. Metamateryal, doğadaki malzemelerde bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanan yapay malzemelerdir. Metamateryaller, genellikle plastik metal gibi doğal malzemelerle oluşturulan mikroskobik boyutlardaki yapıların tekrarlanan kalıplar olarak birleştirilmesi yoluyla elde edilir. Metamateryaller, bu özellikleri titizce tasarlanan bu yapılar sayesinde kazanır. Geometrisi, büyüklüğü, düzeni, ışık ve sesle doğada görülmeyen bir şekilde etkileşebilir. Bunlar, metaller veya plastik gibi kompozit malzemelerden yapılmış çoklu elementlerin birleşiminden yapılırlar. Malzemeler, genellikle etkilediği olgunun dalga boylarından daha küçük ölçeklerde tekrarlanan desenler halinde düzenlenir. Metamateryaller, temel materyalin özelliklerinden değil, yeni tasarlanan yapılardan özelliklerini türetir. Onların kesin şekli, geometrisi, boyutu, yönlendirilmesi ve düzenlenmesi, onlara elektromanyetik dalgaları manipüle edebilen akıllı özelliklerini verir. Geleneksel materyallerle mümkün olanın ötesinde faydalar elde etmek için dalgaları bloke ederek, emerek, güçlendirerek veya bükerek. Uygun şekilde tasarlanmış metamateryaller, yığın halinde metamateryallerle gözlemleyen bir şekilde elektromanyetik radyasyon veya ses dalgalarını etkileyebilir. Belli dalga boyları için negatif bir kırılma endeksi sergileyenler önemli araştırma çekti. Bu malzemeler negatif indeks metamatikleri olarak bilinirler. Metamatik, malzemelerin potansiyel uygulamaları çeşitli ve optik filtreler, tıbbi cihazlar, uzaktan havacılık uygulamaları, algılayıcı algılama ve altyapı izleme, akıllı güneş enerjisi yönetimi, kalabalık kontrolü, radonlar, yüksek frekanslı savaş alanı iletişimi ve yüksek kazançlı antenler için lensler, ultrasonik sensörlerin geliştirilmesini içerir. Ve hatta yapıları depremlerden korumak, meta malzemeler süper renkler yaratma potansiyelini sunar. Böyle bir objektif, geleneksel cam mercekler tarafından elde edilebilen askeri çözünürlük olan kırınım sınırının altındaki görüntülenmeye izin verebilir. Degradasyon indeksi malzemelerini kullanarak bir tür görünmezlik gösterildi. Akustik ve sismik metamateryalleri de araştırma alanlarıdır. Metamatik araştırma disiplinler arasıdır ve elektrik mühendisliği, elektromanyetik, klasik optik, katı hal fiziği, mikrodalga ve anten mühendisliği, optoelektronik, malzeme bilimi, nanoscience ve yarı iletken mühendisliği gibi alanları içerir. Tarihi: 19. yüzyıl sonunda elektromanyetik dalgaları manipüle etmek için suni malzemelerin keşfi başladı. Metamateryal olarak kabul edilebilecek en eski yapıların bazıları 1898'de kiral özelliklere sahip maddeleri araştıran Jagadish Chandra Bose tarafından incelendi. Kral Ferdinand Lindemann 20. yüzyılın başında yapay kiral medya olarak metalik sarmallarla dalga etkileşimi üzerine çalıştı. Winston E. Cook 1940'ların sonlarında meta malzemelerle benzer özelliklere sahip materyal geliştirdi. 1950'lerde ve 1960'larda yapay dielektrikler hafif mikrodalga antenler için incelendi. Mikrodalga radar soğurucuları 1980 ve 1990 yıllarında yapay kiral medya uygulamalarıyla araştırılmıştır. Negatif indeks malzemeleri ilk olarak 1967'de Victor Veselago tarafından teorik olarak tanımlandı. O, bu tür malzemelerin ışığı iletebildiğini kanıtladı. Faz hızının Roy-Poynting vektör yönüne ters paralel olabileceğini gösterdi. Bu doğal olarak oluşan materyallerin dalga yayınına aykırıdır.
Metamateryallerin toplumla ilk tanışması, görünmezlik pelerinleri olmasa da bu ürünleri popüler hale getiren şey olan buydu. Harry Potter filmlerinde büyüğü ile açıklanan görünmezlik pelerinini mümkün kılan bu metamateryaller ise Arthur C. Clarke ile bir kez daha haklı çıktı. Büyük Üstad'ın büyü henüz anlayamadığımız bilimdir şeklinde bir sözü var. Ancak metamateryallerin çok daha pratik kullanımı var. Bilim insanları metamateryalleri ilk olarak 20. yüzyılın sonlarında ele almaya başladı. Bu yeni alan temelde dalgaların, örneğin sesin ya da ışık dalgalarının özel olarak tasarlanmış ve yapay olarak oluşturulmuş yapılarla etkileşime girmesine dayanıyordu. Metamateryallerin üretilmesiyle birlikte fizik kurallarının esnetebildiği de ortaya çıktı. Bu, araştırmacılara üstünde çalışabilecekleri pek çok yeni alan demek. Ayrıca bu ürünler sayesinde daha gelişmiş ve daha verimli ürünler de ortaya çıkabiliyor. Bunu da doğal yapıdaki materyallerde bulunmayan özelliklerine borçlular. Grandview Research'e göre 2025'e kadar küresel çapta 1.35 milyar dolarlık metamateryal araştırması yapılacak. Şu anda havacılık ve savunma sanayi gibi alanlarda kullanılan bu ürünlerin daha sonra diğer alanlara da yayılması kaçınılmaz. Günümüzde kullandığımız pek çok teknolojide ilk olarak savunma ve havacılık sanayisinde kullanılmıştı. Metamateryallerin kullanım alanları çok basit gözüken alanlardan çok komplike üretim sistemlerine kadar her yere uzanıyor. Son dönemde ses azaltan bariyerler de bu malzemeler ile üretiliyor. Şehirler kalabalıklaşmaya ve araçlar artmaya devam ettikçe insanların da bu tür ürünlere olan talebi artacak. Bilim insanları şu anda radyasyona ve sismik hareketlere karşı koruma sağlayacak özellikteki metamateryaller geliştirmeye odaklanmış durumda. Metamateryaller sayesinde sismik dalgaların emilimi ya da yönlendirilmesi sağlanabilecek. Ayrıca metamateryaller enerji içinde kullanılabilecek. Bu malzemeler dalgaları hapsedecek, dönüştürebilecek ve geri kazanabilecek yapıya sahip. Bu özelliklerin uygulanması ile birlikte gelecekte gelişmiş güneş bataryaları gibi teknolojiler sayesinde temiz ve sürdürülebilir enerjide bir çığır açılabilecek. Ayrıca bu yapılar sayesinde güç ve veri transferi de bir üst aşamaya geçecek. Eskiden kontrollü bir ortamda taşıyabildiğimiz enerjiyi ve verileri çok daha rahat kullanmamız mümkün olacak. Uzak mesafelerden dahi kablosuz şarj kullanabilmek, çok daha hızlı ve güçlü kablosuz bağlantı, gelişmiş ve yaygın bağlantı teknolojileri metamateryaller ile mümkün hale gelebiliyor. Hasso-Plattner Enstitüsü ayrıca belirli bölgelere kuvvet uygulandığında mekanizmanın ne şekilde hareket edeceğini öngörebilmelerini sağlayan bir çeşit destek yazılım servisi de geliştirdi. Araştırmacılar şimdilik esnek silikon kullanmış olsa da teorik açıdan bakıldığında yüksek baskı altında kırılmayacak kadar esnek olan herhangi bir malzeme de kullanılabilir. Yaylı çeliğin de bu tür mekanizmalarda kullanılabileceği düşünülürken henüz 3 boyutlu baskı yapılarak üretilmediğinden kullanılmadığı belirtildi. Bakalım ilerleyen zamanlarda kapı mandalı veya penseye ek olarak ne gibi malzemeler bu yeni teknolojiyi kullanılarak üretilecek.